Abla abla, bu senin. Bu ne? Şuradaki abi gönderdi. Hangi abi? Ne oluyor Safiye? Bilmiyorum ki anne. Ne yazıyor orada? Latince. Bis habere sustus est. Neke nes habere sustus est. Sahip olabileceğin şey budur. Sahip olamayacağın şey budur. Baba bu ne demek? Hiçbir şey demek değil. Bana bunu niye gönderdiler ve kim gönderdi? Bunu nereden bilebilirim Safiye? Serserinin biridir. Adamı araştırıyorum. Ama bizimkilerden gören olmamış. Sadece çocuğun verdiği eşkal. Bizim orada olacağımızı kimse bilmiyordu. Bu herhangi bir şey değil. Birisi bunu bilinçli olarak yolladı. Biz habere sunstus est. Nekenes habere sunstus est. Sadece ikimiz gideceğiz. Beni söylediğim yere bırakacaksın. Ondan sonrasında tek başıma olacağım. Bunu yapma. Yapmam gerekenleri yapmadığım için bunu yapmak zorundayım. Allah aşkına bana bunu niye anlatmıyorsun? Mehmet, ben senin kardeşin değil miyim? Belki dönünce. Biz habere sunstus est, nekenes habere sunstus est. Evinize hoş geldiniz efendim. Ama ölü ya da diri, bu imparatorluğu başına yıkacağım Karahanlı. Pacem sectaminicum. Omnibus et castimoniam sine qua nemo deum videbit. In multilocio non effuges peccatum. Sui orimeo custodiam. Manduca panem tuum cum siliantio.
Divite batur singulis prot qui coepus erat. Pro bate spiritus. Si ex Deus. Non vini facere voluntatem meam set eius qui missit me tempium nium hominium pacis abas Baphomet. Rise. Kardeşimizin aforoz edilip edilmediğini konuşmak üzere bir araya geldik. İddiaya göre kardeşimiz 7 kutsal kuralımızdan birini ihlal etmiştir. Kardeşleri düşmanla çarpışırken onlara destek vermemiştir. Davasına inançsızlık göstermiştir. Biz biliyoruz ki Irak, İran, Suriye, Afganistan bizim kardeşlerimize karşı nefretin hüküm sürdüğü yerler olarak kaldığı sürece dünyanın neresinde olursak olalım güvenliğimizi tehdit edecek hareketler ve teröristler yetiştirmeye devam edecektir. Bu nedenle Büyük Orta Doğu'ya özgürlüğün hakim olması gerekiyor. Kardeşlerimiz insanlığın geleceği için buralara harekatlar düzenlemiştir. Bu özgürleşme harekatlarına tüm kardeşlerimiz destek vermiştir. Ama siz desteğinizi esirgediniz kardeşim. Ne siz criminator et susuro in populo. Ob auditu obedivit mihi. Evet, siz kardeşim, inanmadınız. Büyük Orta Doğu'ya, demokrasinin geleceğine, bizim ekonomik sistemlerimizin kurulacağına, kültürel dönüşümün sağlanacağına inanmadınız. Bu nedenle özgürleştirme stratejisine destek vermediniz. Dünya uygarlığının temeli Mezopotamya'da atılmıştır. Ancak günümüzde birkaç kabile tipi yönetim bu bölgeyi kan ve ölümün merkezi haline getirmiştir. Siz kardeşim, bu bölgede yaşayan biri olarak buna seyirci kalmaya devam edebilirsiniz. Ama bizler etmeyeceğiz. Dünyanın geleceğini her zaman olduğu gibi biz belirleyeceğiz. Hem de size rağmen kardeşim. Donald Rumsfeld'in de dediği gibi Türkiye ne Irak'a asker göndermeye ne de topraklarında askerlerimizin bulunmasına izin vermediği için bugün Irak'ta savaş hala bitmemiştir. Siz 1 Mart tezkeresinin meclisten geçirilmesi için yeterli derecede çalışmadınız. 1 Mart tezkeresinin geçmesini istemediniz. Kardeşlerimiz bu özgürleştirme stratejisi için milyarlarca dolarını vermiştir. Bizler Türkiye'deki bazı havaalanları ve limanlarının kiralanması için mutabakatlar bile yapmıştık. Sonra ne oldu? Amerikan 4. Piyade Tümenini taşıyan gemiler Akdeniz'de çakılı kaldı. Siz kardeşim ve o gün bu stratejimize karşı çıkanlar, ister asker, ister politikacı olsun bunun hesabını verecektir. Büyük Orta Doğu projesi kişilerin ve ülkelerin inisiyatifine bırakılamayacak önemli. Bir Mart tezkeresinin üzerinden 2 yıl geçti. İstedik ki kardeşimiz bütün gücüyle özgürleştirme stratejisine destek versin. Konuyu ikinci kez meclise getirsin. Hükümet üzerinde baskı yapsın. Ama siz hiç adım atmadığınız gibi binlerce kardeşimizin yaşadığı büyük dostumuz Amerika'ya karşı oluşturulan nefret cephesini bile dağıtamadınız. Siz bize inanmadınız. Biz bize inanan kardeşlerimizle yolumuza devam etmek istiyoruz. Defense!
Bilirim ki alın yazım değişmeyecek. Bunu bu kutsal mabede girerken hepimiz çok iyi öğrendik. Sizin benim için vereceğiniz karara sadece boyun eğeceğim. Büyük Orta Doğu projesine inancımı, bu konuda çalışma yapıp yapmadığımı tartışacak değil. Benim sizden, seçilmiş evlatlardan bir tek ricam var. Beni tamamen aforoz etmeyin. Size layık olduğumu ispatlamak için bana bir şans daha verin. Ben alın yazımdan kaçmıyorum. Siz bana her şeyi verdiniz. Ama sahip olamadığım tek bir şey var. Bana sadece bir tek gün verin. Canımı istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde alın. Merhamet edin efendim. İstanbul'da bir ayin düzenleyeceğim için çok heyecanlıyım. Karahanlı'nın öldürülmesi sizce doğru muydu? Geldiğimiz nokta çok büyük bir hata olduğunu gösteriyor Marge. Karahanlı'ya neden Harold dediklerini biliyor musun? Sizin yakın dostunuz olduğunu biliyorum ama neden Baron diye hitap edildiğini bilmiyorum. Karahanlı'dan sonra Türkiye'yi elimizde tutmak mümkün olmadı. Onun boşluğunu ne Türkiye'den seçtiklerimiz ne de Amerika'dan gönderdiklerimiz doldurabildi. Karahanlı gerçek bir baron gibi bütün bölgeyi avucun içine almayı başarmıştılar. Kurtlar Vadisi operasyonu devletin en önemli savunma refleksidir. Ancak Aslanak Bey operasyonu tek bir şahsa, yani Mehmet Karahanlı'ya endekslemiş, bu nedenden ötürü kaybetmiştir. Çünkü Karahanlı'nın şahsı devlet için hiçbir şeydir. Karahanlı bir gölgedir. Devletin hesabı ise o gölgenin sahibiyledir.